CHP'nin bir başka yeni realitesini söyleyeyim. CHP İYİ Parti'den rahatladı. İtişip kakışması gerekmeyecek İYİ Parti ile. Bu arada İYİ Parti büyük kaybeden oldu bu işin sonunda. İYİ Parti'nin içerisinde siyaset yapıp kendi adaylıklarını dayatıp oradan sağ siyasette belki sonraki turda birisi olurum diyenler de büyük hayal kırıklığına uğradı gördüğüm kadarıyla bütün bu sonuçlardan. Ama CHP'ye artık İYİ Parti'nin söyleyecek lafı yok. CHP'nin de pek fazla İYİ Parti'yi dinleyecek durumu yok. Fakat bu şu demek değil, onun altını çizmek isterim. Türkiye'de AK Parti'nin ve Türkiye'nin siyasetinin geleceğinin ne olacağına dair bir fikir yürütebilmek için, AK Parti sonrasını konuşmaya başlayabilmek için muhakkak ve muhakkak Türkiye'nin sağ siyasetinde bir partinin olması lazım. O parti İyi Parti olacakmış gibi gözüküyordu. Burada aldığı darbeden sonra kendini toparlayabilir mi? Çok ciddi şüphelerim var. Demek ki sağdaki boşluk yerinde duruyor. Bunu da tespit etmek zorundayız. Biraz evvel sizin söylediğiniz konuyla ilgili, yani polemik ve toplum mühendisliğiyle bu düzlükten çıkarım derse AK Parti büyük çuvallar. Zaten bununla büyük çuvalladı bugün. İki, ekonomik programla ilgili şunu söyleyeyim. Bakın ne yapılıyor? Şimşek ne dedi? Keşke yerel seçim olmasaydı. Demek ki çok daha sert tedbirler alınacaktı yerel seçim olmasaydı. Şimdi o sert tedbirlerle ilgili iki tane şıkkı var AK Parti'nin. Ya Cumhurbaşkanı yapmayacağız dedi. Popülizme döneceğiz ama yapmayacağız dedi. İki, bu sert tedbirleri alacak. Bunlar çok ciddi can yakacak ve sonuç alması lazım. Ama AK Parti'ye hem iyi hem kötü bir haber. Yarım gönüllülükle parça pinçik yapılan ekonomik doğruların ne seçmeni, çünkü seçmeni ürkütmeyelim diye onları yarım gönüllülükle ve parça pinçik yaptılar. Tamam mı? Faiz artışı, su şu bu. Bunların hiçbir tanesinin bu hani hafif hafif haşlayalım mevzuyu tavrının bir işe yaramadığını bu seçim sonuçları ortaya çıkardı. Dolayısıyla popülizmden de kaçması gerektiğini söyleyebilirim. Demek ki popülizm, toplum mühendisliği ve polemik meselelerinden AK Parti'nin çıkması lazım. Yeniden siyaset üretecekse bu biçimde olabilir. Ama bunu yapabilecek mi AK Parti? Bunu bilmiyorum. Neden mi? Çünkü genetiğine işlemiş vaziyette. Genetiğine işlemiş vaziyette. Ve o genetiğine işlemiş halden çıkabilecek mi AK Parti, çıkamayacak mı? Onu göreceğiz. Bir Mutasyon olmaz mı hocam? Bir başka ya o da Erdoğan var olduğu müddetçe zor. Yani o Erdoğan, çünkü parti yok ki ortada. Şimdi ben ta zannediyorum 2017'de bir köşe yazısı yazmıştım. Partinin lider kültürüne intiharı diye. O gün bitirdi AK Parti kendisini. Bugün partiden beklenilen performans alınamıyorsa bunun bir nedeni odur. Çünkü artık herkes Erdoğan'dan bekliyor her şeyi. Zira o gün parti kendisini lider için ikincileştirmeyi kabul etti. Yani bunun da altını çizmek lazım. Peki. Peki seçim döngüsünden çıktık mı? Defteri Hayır. kapattık dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi erken seçim bağlamında defteri kapandığı konusunda en azından defteri açmamak için bir meşhur fıkra vardır. Şimdi uzun uzun anlatamayacağım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılmış bir fizik sınavı ile ilgili. Onu bilenler biliyorlar. Bir pencere vardır orada. Öldürsen beni açmam der en sonunda öğrenci. Çünkü açınca acayip kazık bir soru sorar hocası. Bu da öyle bir hikaye. AK Parti erken seçim defterini açmamak için elinden geleni yapacaktır ve bence becerir bunu. Bence becerir bunu. Fakat seçim döngüsünden çıktık manasına gelmiyor bu. Neden? Çünkü seçim döngüsü genel seçim demek değil ki. Sandığın önünüze konduğu her şey ya da önünüze sandık konulacaktır başlığı altında tartışılan her şey seçim döngüsünün içinde tutar sizi. Anayasa referandumu meselesi böyle bir meseledir. Neden? Çünkü CHP için söylemediklerimi, CHP ile ilgili bir takım bence hani önemli uyarılarım oldu. Ama CHP için söylemediğimi Ekrem İmamoğlu için söylerim. Ekrem İmamoğlu eze eze kazandı. Ekrem İmamoğlu eze. Dolayısıyla kendisini zaten kredibilite sahibi bir aday haline getirmiş durumda. Dolayısıyla buradaki soru şu bakın. 2028'de kim çıkacak İmamoğlu'nun karşısına? Var mı AK Parti'de
böyle bir veliaht. Şu ana kadar böyle keskinleşmiş, bu denemelerden geçmiş bir İmamoğlu'nu karşısında polemiğine polemik yapacak. Meydana çıktığı zaman kitleyi heyecanlandıracak. Sesini kaybetmeyi, kravatını atmayı, 15 derecede şeyin üstüne, bunlar zor işler ha. Öyle dışarıdan kolay gözüküyor. Var mı öyle birisi? Yok. Yetiştirilebilir mi? Göreceğiz. Düşük ihtimal. O halde elimizde kim var? AK Parti perspektifinden bakarsanız sadece ve sadece Erdoğan var. O halde ne demek bu? Bir anayasa tartışması bizi bekliyor. O da ne demektir? Seçim döngüsünden çıktık mı çıkmadık mı tartışırız. Bu da bizi nereye götürür? Geri. Bu bir karar alma maddesi çünkü. Oku çık, zili çal, polemik, popülizm ve toplum mühendisliği çabalarına geri götürür. AK Parti ne zaman bitiriyorum? AK Parti ne zaman kazanıyor? Erdoğan sahaya çıktığı zaman kazanıyor. Öyle mi? E peki. E o zaman Erdoğan sahaya çıkmadığı zaman kaybeden bir AK Parti'nin 2028 için ne gibi bir opsiyonu var Erdoğan dışında? Ve AK Parti'de Erdoğan sahaya çıkmadığı zaman işler ters gidiyorsa o zaman AK Parti'nin doğal refleksi ne olacaktır? Bunları sormak lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. El değiştiren illere bakalım. Hatay'da başa baş bir yarış var. Şu anda görüyorsunuz 2219 oy fark var. Hı-hı. AK Parti bir kez daha önde. 44,29'luk oyla CHP'nin çok tartışılan adayı Mevcut Başkan Lütfü Savaş'ta 44 oy aldı şu ana kadar. Açılan sandık sayısına, daha doğrusu oranına bakmak istiyorum. Bir yaklaşarak. Evet, yaklaşarak bir yandan da ekrana doğru ilerleyeyim. %98,5 kusuratı vardı. Evet. İlçelere de ayrıntılı bakmayız tabii, şimdi bir zamanımız yok onun için, ama orada bir Samandağ tip adayı öne çıkıyor. Dikkat çeken Emrah Karaçay. Onu da yeri gelmişken Hatay'dayken söyleyeyim dedim. Kırklareli'de de yine başa baş 400 oyluk galiba, değil mi arkadaşlar? 400 oyluk bir fark var. Ama şunu hatırlatalım. Evet, Kırklareli'de 423 oy fark var. %99'u sandıkların açılmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Derya Bulut önde. Kesimoğlu karşısında. Hı hı. Son olarak Kütahya'ya bakacağız. 342 fark var. %29,42 ile Cumhuriyet Halk Partisi MHP adayı Alim Işık'ın önünde. Merve Hanım, siz de devam edelim isterseniz. Başa baş giden iller var. Oraya yine ara ara döneceğiz ama. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını nasıl buldunuz? O cesaretle bu hesaplaşmayı yapacağız, öz eleştirimizi yapacağız sözlerinden ne çıkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün aslında kazandığı, bu zamana kadar bütün kazandığı seçimlerden sonraki zafer konuşmalarında da bir öz eleştiri kısmı vardı. Bu kadar açık bir tablonun üzerine de çok hızlı aksiyon aldı. Ve genel merkezde yaptığı konuşma hakikaten önemliydi. Bunun bir değerlendirmesi olacaktır. Neden? Bir, yeniden İstanbul diyerek yola çıkılmıştı. İstanbul hakikaten çok önem verilen bir şehirdi. İstanbul'un kaybedilmesi, ama genel olarak Türkiye'de 2019'a oranla oy oranının ve hatta henüz bir sene dolmamış olmasına rağmen, genel seçimde de çok kıyas kabul etmez ama yine de genel seçime göre bu düşüşün muhakkak ciddi bir muhasebesinin yapılıyor olması lazım. Ama doğru bir muhasebe gerekir. İlk değerlendirmeler bütün televizyon ekranlarında da az çok aynı. Eminim ki parti merkezlerinde de öyledir. Ekonomi zaten aslında sokakta sıcağı sıcağına vatandaşla görüşen, konuşan siyasetçilerin de odağındaydı. Bu kadar büyük bir fark bekleniyor muydu? Ayrı mesele, ama buradaki kaybın telafisi için ne yapılacağı, bir Türkiye'nin geleceği açısından evet, ekonomi vatandaşın da bu kadar canını yakıyor ve buna artık
feryadını sandıkta verirken bu kadar canhıraş bir şekilde feryat ediyorsa bu konuda ne yapmalıyız? Herhalde en önemli konu 2028'den 2029'dan önce de budur. Bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda doğru bir adım atılması ama her siyasi partinin de kendi bekasını, geleceğini düşünmesi açısından 2028 adına da 2029 adına da belli başlı bazı adımların atılması gerekiyordur.